Tekrar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte evde bir vlog çekiyorum. Ama bu vlog biraz böyle değişik bir vlog, normal bir vlog değil. Bütün gün yan gelip yatmayacağız. Bugün odamı toplayacağız. Odamdaki yılbaşı süslerini kaldıracağız. Ve odamı yaza hazırlayacağız. Ya yaza değil de işte kış modundan çıkaracağız odamı. İşte çarşafları falan değiştireceğiz. Yılbaşı ağacını kaldıracağız. Makyaj masamı temizleriz. Bir sürü işim var aslında. Ben dedim ki neden vlog çekmiyorum? Zaten bu tarz vlogları çok seviyorsunuz. İlk yılbaşı ağacından başlayacağım. O yüzden kamerayı bu tarafa çeviriyorum. Hadi başlayalım. Bu yılbaşı ağacını zaten birlikte kurmuştuk hatırlıyorsanız. Önce üzerindeki süsleri çıkarmam gerekecek. Süsleri koymak için böyle bir kutu ayarladım. Böyle. Seneye tekrardan ağaç dizerken bu süsleri kullanabilirim. Çok dikkatli çıkarmaya çalışacağım. Camlarımı falan da silmem gerekiyor. Çünkü camlarımın üstünde de şeyler var. Kar spreyleri var. Umarım becerebilirim. Eğer beceremezsem annemi falan çağıracağım. Ama kendim yapabileceğimi düşünüyorum. Artık kaç yaşıma geldim. Bir cam sileyim yani. Evet, bunların hepsini çıkıyorum. Ay çok üzgünüm şu an. Ben bu ağacı yani Mart'a kadar falan tutarım aslında, biliyor musunuz? Her bir şey çıkardığımda kar spreyi dökülüyor yerlere. Yerleri de robot süpürgemiz var arkadaşlar. Defne'nin artık alerjik şeylerinden biri de toz, ev tozu. Ev tozuna ve polene alerjisi var. O yüzden evde sürekli süpürme işlemi oluyor. Odamı da robot süpürgeyle süpüreceğim. Zaten nasıl bir şey olduğunu da gösteririm size de. Evet. Çok fazla süs almışım bu yıl bu arada. Yani hepsini çıkarıyorum. Bitmiyor. Işığı da çıkarıyorum. Hala bitmiyor arkadaşlar. Biraz fazla süs var. Bu süsleri çıkardıktan sonra ve camlar falan da sildikten sonra bu ağacın nasıl kutusuna geri koyacağıma dair hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle bu işlemi anneme yaptırırım. Gerçekten elim ağrımaya başladı artık. Yeto. Arkadaşlar bir kutu doldu. Şakasız kutunun tamamı doldu şu anda. Resmen bir kutu süs takmışım. Neyse, seneye artık belki mavi ağaç falan alırım. Mavi ağaca takarız diye düşünüyorum. Her sene zaten farklı renk alıyorum. Yeşilden pembeye döndük. Seneye artık mavi, mor, turuncu falan olabilir. Beyaz olabilir. Beyaz çok istiyorum ya. Ay çıkmıyor. Çıksana be. Evet, artık sonuncuları topluyorum. Çok şükür ya Rabbim. Evet, bitiyor. Bitti. Çok şükür arkadaşlar. Şimdi size kutuyu göstereceğim. Bakın şuraya. Bir kutu doldu ve bunun tamamı boştu yani. Bunu şimdi buraya koyuyorum. Ve bu ağacı nasıl şey yapabilirim onu düşünüyorum. Galiba bunun parçaları vardı. Birkaç parçadan oluşuyor. Evet. Birkaç parçadan oluşuyor derken bunu kaybetmiştim. Birinci parçayı kopardık. Şimdi ikinci parçayı koparacağız. Hadi çık. Ay bu kadar mı? Yo. Ay. Ay çıktı bu da. Bakın. Gövdesi. Bir de ayakları var. Şimdilik bu ağacı buraya koyuyorum. Bunu annemden yardım isteyeceğim. Hani bir yere sokuşturmadan önce. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gösteriyorum size hazırsanız. Evet, şu camın haline bakın arkadaşlar. Her yeri bembeyaz. Burayı silmem gerekiyor. Neyle sileceğim? Neyle sileceğim? Bir dakika, mendil bulacağım. Buldum. Temizleyeceğimiz şey ace ve mavi şey işte. Bu ne, mendil ne boksa. Şimdi deniyoruz. Ay çıkıyor. Ama galiba bunu ıslatmam gerekiyor. Bir dakika, ıslatıp geliyorum. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Evet, şimdi daha iyi sonuç verdi. Ay çok zormuş ya burayı silmek. Cidden. Ay. Bir cam silmediğim kalmıştı gerçekten. Her yeri de boyamışım. Maşallah.
Her yeri de şey yapmışız. Tövbe. Bu cam bitti. Ne kadar oldu bilmiyorum. Bunun da aşağısı vardı sanırım. Kendimi hiç bu halde tahmin etmiyordum gerçekten. Of. Bu iz kalıyor. İz kalıyor. Ne yapacağım? Anne! Camı silemiyorum. Dur bekle dedi. Geliyor galiba. Ay çok parlama yapıyor. Biraz şöyle alayım kamerayı. Şimdi şu tarafı sileceğim. Buraya çok akıllı kardeşim Hüseyin H yazmış. Şimdi onu silmeye çalışacağım. Bence daha çok batırıyorum ya. Galiba gerçekten daha çok batırıyorum. Oh. Bu da ne kadar çıkmaz bir maddeymiş. Abi çıkmıyor. Oldu mu? Ben anlayamıyorum oldu mu olmadığını. Ay elim acıdı. Bakayım. Ay kötü olmadı bu arada. Bayağı sildim yani. Şurayı da biraz. Buraları annem biraz halletsin. Ben çok iyi değilim. Evet. Anne! Bir bak bakayım nasıl olmuş. Kötü mü? Ooo. Beklediğinden iyi değil mi? Evet. Ama önce odayı toplasaydın yavrum. Ben camı silesim geldi. Baş şarjını kaldırdım. Şu baş şarjını bir yere toplamamız lazım. Ben de o sırada başka yerleri toplayacağım. Önemli. Tamam ya baş şarjını toplarız da. Hani böyle bir yatakları toplayacağız. Yatakları falan toplayacağım birazdan zaten. Anne sana kolay gelsin bu cam konusunda. Ben bunu yapamayacağım. Sana emek veriyorum. Aa bak orası kalmış. Orayı da yaparsan kabasını almış olursun. Anne yapamam. İnce işçiliğini de anne yapamam. Yapamam anne. Çok elim acıdı. Yapamam. Anne. Yapamam yapamam. Anne. Şimdi yatağımı toplayacağız. Arkadaşlar normalde ben yatağımın üstünde bunu kullanıyordum. Bu böyle bir battaniye. Bundan iki tane var bende. Bunlardan kullanıyordum. Ama artık sıkıldım. Odam böyle kış şeyi oldu. O yüzden şimdi pikeye geçiyoruz. Böyle beyaz kocaman bir pikem var. Bunu sereceğim. Daha aydınlık olacak burası. Ve daha hani biraz daha yazlık bir ürün aslında. Hani kış tamamen bitti demiyorum ama yani şu anda çok soğuk kış günleri olmadığı için bunları kullanabilirim. Hava da bugün çok güzel zaten. O yüzden bunu böyle yaydırıyorum iyice. Yayıyorum. Gayet güzel bir ürün bu da. Çok seviyorum. Bembeyaz çok güzel oldu. Bunu da koyayım. Küçük bir ayıcık. Tada! Odamda bayağı gelişme var. Burası bitti zaten. Burada da yıbaşı ağacını sökmüştük. Buralar biraz dağınık. Buraları elden geçireceğim. Bir de size ayakkabılarımı göstereyim hadi. Bunlar da yeni geldi. Bunlar bana hediye geldi arkadaşlar. Bir tane ayakkabı Rizal markasından. Böyle pembe dunk. Rengine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Bu ayakkabı da burada böyle duruyor işte. Bunu daha çekimini yapacağım. O yüzden elleyemiyorum. Koyayım bunu da böyle. Bunu da ortadan kaldıralım yani. Ortalıkta durmasın değil mi? Birazdan robot süpürgeyi çalıştıracağım. O yüzden yerdeki her şeyin tamamen gitmesi gerekiyor. Şimdi şuralardaki şeyleri alacağım. Şurada poşetler falan var. Hani kutular falan. Onları alacağım. Sonra da robot süpürgeyi getireceğim. Onu çalıştıracağız. O manyak bir şey. Çok eğlenceli. Çok seviyorum ben. Biraz daha şuraları temizleyeceğim şimdi. 23 yıldızı kaldı. Onu da temizleyeyim dedim. Oh, çok yorucu ya. Son kez ıslatıp siliyorum. Bayağı iyi oldu bence. Of yoruldum ya. Bıktım ya. Ne kadar zor yorucu bir iş cam silmek. Yani diğer her şey okey. Ama gerçekten cam silmek çok kötü yerdeki şeyler kaldırmaya devam ediyorum. Şimdi sizinle birlikte robot süpürgeyi çalıştırmaya gidiyoruz. Arkadaşlar robot süpürge burada. Mutfakta. Ay salonda. Şimdi bunu üst kata tek başıma taşıyacağım. Gel canım. Arkadaşlar
Koynumda taşıyarak getirdim. Şimdi yere koyup çalıştıracağız. En heyecanlı olduğum kısım bu. Koyuyoruz. Şöyle. Şimdi buradan. Açsana. Lan? Açılmıyor. Niye böyle? Oğlum. Çalışsana lan. Şaka mı yapıyorsun kanka? Hadi. Noktasal temizliğe başlanıyor. Noktasal değil. Noktasal temizliği durdur. Normal. Şarj istasyonuna dönüyor. Hayır. Duraklat. Temizlemeye başlıyor. Su haznesini kontrol et. Hadi temizle. Konumlandırılıyor. Bekleme. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Mevlana gibi dönmeye başladı. Mesnebiler gibi. Konumlandırma başarısız oldu. Yeni temizliğe başlıyor. Aa, üstüme geliyor. Üstüme geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri temizliyor şu anda. Gayet güzel bir şekilde. Böyle. Temizle yavrum. Temizle koçum. Aferin sana. Ben de çoraplarımı falan atıyorum. Evet, geldik zurnanın zurt dediği yere. Şimdi burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. O sırada tabii ki arkadan benim manyak robotum temizlik yapıyor gördüğünüz gibi. Böyle ben de makyaj masamı temizleyeceğim. Burası o kadar batmamış aslında. Biraz fazla batmış gibi duruyor ama bence çok batmamış. Hazır gelmişken azıcık makyaj da yapayım bari. Evet, makyajımı bitirdim. Şimdi burayı temizlemeye başlıyoruz. Arkadaşlar burayı böyle bir üstten topladım. Şimdi böyle sileceğiz. Silmek için de aşağıdan biraz temizlik malzemesi almamız gerekiyor. Hani bir de yardıma çağırdım çünkü artık yoruldum. Bayağı topladım yani. Çok fazla şey yaptım bence. Bir saattir oda topluyorum. O yüzden şimdi de şey yapacağız. Aşkım gel. Şunu da geliyorum. Üstünü değişim. Böyle mi geliyor? Üstünü değişme. Hayır. Ne var lan? Neyse şimdi odaya toplamaya devam edeceğiz. Temizlik malzemesi aldım. Bu arada robot hala çalışıyor ve bayağı iyi süpürdü her yeri. Güzel görünüyor. Paspas da yapıyor galiba, anlamadım. Süpürsün bakalım. Ay yatağın içine girdi manyak. Deli. Evet şimdi masamın üstü için cifi boca edeceğim şimdi sizinle birlikte. Hazır mısınız? Şunları atalım da. Evet, cifi boca ettim. Şimdi benzle sileceğim buraları çok güzel bir şekilde. Baksanıza her yer makyaj malzemesi olmuş ama böyle. Arkadaşlar cif gerçekten bu konuda süper. Şuranın güzelliğine bakın, bembeyaz yapıyor. Tabii bazı geçmeyen lekeler var, hani onları saymayın. Onlar hiçbir zaman geçmiyor. Ama cif gerçekten süper bir aletmiş. Düşmeden. Ay bu ne? Allah kahretmesin. Çık kız. Allah, buralar da pis ayol. Bunları da silelim. Oh mis. Oh. Oh vallaha. Böyle bir temizlik görülmedi ya. Gerçekten. Tamam yeter bu kadar. Adam olana çok bile. İh ih. Geri diziyorum. Süper. Burası da bitti. Anneanneme bir şey kalmadı zaten. Kadın gelene kadar bütün odayı bitirdim anasını satayım. Anneanne oda bitti oda. Bitti. Arkadaşlar çok yoruldum. Biraz yatacağım. Anneanne sen gelene kadar odayı bitirdin zaten.
Bitirdim aşkım. Ben kabasını almışım. Kabasını falan almadım. Resmen o da bitti yani. Bitti. Bence de aferin bana. Yarım saat sonra dışarı çıkacağım ben. Evet, onun için acele ediyorum. Ayağıma şey geliyor. Hava. Ne yapacaksın? Camları sileceğim. Aşkım camları sildim, görmüyor musun? Nasıl bu manevi daha nasıl silebilirim? Hepsi çıktı işte. Ay, hiçbir şeyi beğenmiyor bu kadın. Ne yapacağız? İnanmıyorum. Arkadaşlar bakın, buralar çok güzel oldu. Hepsini sildim, süpürdüm. Burası da bitti. Buralar da bitti. Hani o da bitti zaten anneanne. Son bir banyomu temizleyeyim biraz. Bitti yani. Anneannem de arkadaşlar olaya el attı. Camı sileceğim daha dur. Tamam, sen camı sil, başka temizleyecek bir yer kalmadı aşkım bebeğim benim. Nereyi toparlayacağım? Arkadaşlar son olarak bir şuraları toplayacağım tuvaletimde. Sonra bitiyor. Artık Allah'a şükür çok yoruldum. Sonra biraz anneannemi çekerim belki. O temizliyor çünkü artık. Bakın arkadan. Of, tam çok boş yaptım. Şimdi buraları nasıl yıkayacağım ben? Hop hop. Nasıl yıkadığıma bakın. Uy. Önemli olan iç temizlik. Ellerimle her yeri yıkadım ya. Her yeri yıkadım elimle ya. Elimi kullandım resmen ya. Bez bulamadım ve elimi kullandım arkadaşlar. Bunları da buradan çıkarıyorum. Saçımı her gün her gün düzleştirmekten sıkıldım. Ama maşallah burası da bitti arkadaşlar. Tertemiz oldu. Yala, bal dök yala yani. Şu an bal döküp yalayabilirim. Şaka yaptım. Tabii ki öyle bir şey yapamam ama yalarım. Anneanne, terası da mı yıkayacağız? Evet. Anneanne azıcık yıkayayım mı? Çok seviyorum. Teras yıkamayı çok seviyorum. Arkadaşlar terası yıkamaya... Ay gerçekten boku çıkmış buranın. Anne ben terlik ver. Ayağındakileri bana ver şimdi. Şimdi ben kendi terlik... Anneannemin terliklerini giydim ama göstermek istemiyorum. Şimdi burayı yıkayacağız arkadaşlar. En sevdiğim iş hayattaki teras yıkamak. Oda yıkamaktan 1000 kat daha eğlenceli. Şimdi buranın hemen suyu açıyoruz. Su her yeri ıslatıyoruz. Evet. Fırçamızı da... Ay! Fırçanın ucu koptu. Şaka mı bu? Şaka mı arkadaşlar? Dur. Takıyorum. Evet, taktım. Evet, şimdi fırçamız da bu arkadaşlar. Böyle. Böyle kirleri alıyoruz. Bu biraz uzun sürecek bir işlem. O yüzden ben hızlı çekimi alayım en iyisi. Siz de hızlı hızlı güzel güzel izleyin şunu. Arkadaşlar terası çok azıcık temizleyebildim. Gelsin anneannem temizlesin. Yapacak bir şey yok. Anneanneciğim özür dilerim. Benden bu kadar arkadaşlar. Robot çalışıyor. Acaba sonunu temizlik bittikten sonra mı çeksem? Bence. Değil mi? Daha çok iş var mı? Çok iş yok. Anneannem hala siliyor. Çok iş var diyor ama o da toplu yani. Ben şimdi hazır dışarı çıkacağım galiba. Eğer... Gelince bitmiş. Aynen. Eve gelince de bitmiş halini çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağım. O yüzden kombin yapacağız birlikte. Bakın bu pantolon okey bence. Bu pantolonu giyeceğim. Hava güzel zaten. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ve size odanın son halini göstereceğim. Ben arkadaşlarımla gezdim, tozdum. Eve bir geldim. Odama bir girdim. Anneannem her yeri silmiş, süpürmüş. Kadıncağız her yeri toplamış vallahi. Yazık. Yani ben tabii önden toplamıştım ama o da benden sonra bayağı bir temizlemiş. Önce camlarımı göstereceğim size çünkü mükemmel temiz olmuş. Ben bu kadar becerememiştim. Gördüğünüz gibi aşırı aşırı temiz. Nasıl bu kadar iyi silebilmiş bilmiyorum. Burası da böyle. Sonra yatak kısmına gittiğimizde burası da yine böyle. Bakın burayı ben sabah toplamıştım. Bu yeni nevresimim çok güzel olmuş. Yeni örtüm, battaniyem, her neyse işte oldu.
Sonra burada montum var. Bir tek bu dağınık burası. Onunla montu şimdi koydum eve gelince. Burada zaten posterlerim var. Biliyorsunuz klasik küçük bir oda turu yapıyorum. Makyaj malzemelerim yine çok çok top. Anneannem bütün parfümleri şöyle kenar kısmı almış. Onun dışında burada bir şeylerim var. Burada parfümlerim var. Burada da bir şeyler var. Burada kutu var. Burada da marka kutular var. Bunları böyle hani hoş dursun diye koyuyorum. Çünkü başka koyacak bir şeyim yok şu anlık. Sonra tripodum var. Yine burada makyaj malzemelerim var böyle bir tane kutu içinde. Burada içinde yumuş olan bir suyum var. Hayır, sıkıyorum ben bunu. Çantam var. Bunu da şimdi koydum. Sonra ders çalışma masam var. Burası asla toplanmıyor çünkü artık kitaplığım yok ve kitaplığım olmadığı için bu şeyler, kitaplar sürekli burada böylece duruyor. Ve biraz da giyinme odasını göstereceğim. Çünkü anneannem burayı da toplamış. Ben buraya hiç girmemiştim. Buranın toplaması bayağı zor. Burada sweatshirtlerim var. Burada yine yazlık şeylerim var. Burada da yazlık şeylerim var. Burada kışlık şeylerim var. Burada kargo pantslerim var. Normal pantslerim var. Burada artık giyemediğim bana küçük gelen eski böyle özel elbiselerim var. Ve bitiyor. Bir de burada minnak bir resim var. Küçük bir oda turu yapmış olduk. Odamın geneli böyle. Şimdi ama size küçük bir sürprizim var. Tuvalete girdiğimizde sizi bir canlıyla tanıştıracağım. O canlı Hüseyin Erkin Çoban burada saklanıyor arkadaşlar. Çünkü video çektiğim için buraya girdi. Gelebilirsin Hüseyin artık. Tuvaletim de gayet toplu bu şekilde. Artık videonun sonuna geldik. Hadi videoyu kapatayım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Nasıl videolar istiyorsanız aşağılarda yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hüseyin de like atın diyor. Sizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.